Merhabalar. Astroloji Televizyonu'na hepiniz hoş geldiniz. 2015'i geride bıraktığımız şu günlerde astroloji okulu olarak 2016'ya büyük yeniliklerle giriyoruz. İşte bugün burada sizler için toplandık. Bu yeniliklerden bahsedeceğiz. Sadece yeniliklerimiz de yok. Ayrıca 2016'ya nasıl giriyoruz? Türkiye'yi ve dünyayı neler bekliyor? Burç bazında hepimizin yarınları nasıl olacak? Bütün bunları konuşma imkanımız da var. Çok değerli arkadaşlarımla beraber bugün burada böyle güzel, büyük bir sofra etrafında toplanalım evet, istedik. Güzel oldu. Etrafında. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve öncelikle hemen, çünkü büyük bir yenilik, burada hepsini görüyorsunuz ya da teker teker göreceksiniz zaten. Kiron Şifa Atölyesi. Kiron şifalanma demek. Sevgili Gaye Döşer, biraz bize anlatır mısın? Nasıl oluştu bu fikir ve burada neler yapılıyor? Bu fikir ilk başta tabii şifa amaçlı. Tamamen terapilerde çakraları aktive etmek için acaba biraz daha nasıl destekleyebilirim diye düşünürken yağlar, işte bah terapi çıktı. Bah terapiden sonra yağlar, işte daha nasıl hizmet edilebilir derken, ay stres için, mutluluk için, işte evdeki enerjileri temizlemek için derken inanılmaz bir kaynağın içine daldım. Çok besledi beni. Gerçekten çok ihtiyacım varmış. İlk önce kendim beslendim. Ah süper. Ve istedim ki bir an önce bunlar çıksın. İnsanlara yarar sağlasın ve tabii doğallaşmaya doğru itiyor bir güç beni hayatımda, onun da farkındayım. Artık her türlü yabancı şeyi hayatımızdan çıkartmak gerektiğini düşünüyorum. Daha doğal, eskiden olmadığı gibiymiş gibi davranarak, elimizde doğalları varken niçin katkı maddesi 100 tane olan şeylere yönelirim diye düşünürken kendi adıma bunlar ortaya çıktı. Ay süper. Sadece o da değil. Yani çakra yağları var. Az önce de bahsettiğim evet. Mutluluk, depresyon sabunları var. Biraz bunlardan bahsedelim mi? Mesela çakra yağları ya da kalp çakrası sabununu görüyorum burada mesela bir isim olarak. Evet. Burada yine boğaz çakrası sabunu var. Bunları nasıl kullanacak insanlar aldıklarında, şimdi, elde ettiklerinde? Şimdi bunlar bir kere tamamen doğal. %100 doğal. Hiçbir işte paraben ya da vesaire gibi şeyle içermiyor. Dolayısıyla yani ekmeğini sür batır diye hocam söyler. Gerçekten hepsi birer tereyağı aslında. Uçucu yağları da öyle. %100 yağ. Yani içilebilecek kadar güvenli yağlar. Bu çok önemli bir şey. Yani bu 2 lira 3 liraya aldığımız yağlar gibi yağlar yok içinde. Aslında mesela içeceğimiz kadar güvenli dedin. Hani evet. Biz içerken ya da içimize girecek her şeyin kontrolünü çok iyi yapıyoruz ama cildimize sürdüğümüzde o kadar önem vermiyoruz. Tabii ki. Yani bir krem sürüyoruz, anında çektiğini görebiliyoruz. Kullandığımız sabun da aynı şekilde ve içinde acayip katkı maddeleri var. O E'lerden işte bir sürü içinde var. Ben bu işe girdikten sonra fark ettim. Ve aynı şekilde glutensiz bir beslenme sürecine de girdim bununla birlikte ben. O zaman fark ettim ki gerçekten acayip sağlıksız beslenme ve çok sağlıksız kozmetik ürünleriyle karşı karşıyayız. Aynı zamanda taş terapisi de uyguladığım için taşlarla doğal sabunları bir araya getirdim ben. Bir dakika, hiç bunu duymamıştım. Evet, yani taşların bileşiminin içindeki maddelerle sabunların içindeki maddelerin birleşiminde acayip bir şekilde terapi yapıyor. Zaten hiçbir şeye ihtiyaç yok. Yani kişi hangi çakrasında sorun olduğunu tayin edebildiği sürece bu sabunlarla kendi kendine ve imajinasyonuyla çok güzel hayatını güzelleştirebilir. İhtiyacı olan tabii olumlamalar da artık herkes okuyor. Her şeyden haberdar herkes. Olumlamalarla, taşlarla acayip güzel bir kür olmuş oldu. Senin terapi çalışmaların da var. Evet. Şimdi bah çiçek terapisi diye bir öz var. Bütün dünyada bunları doktorlar kullanıyor. Ve ağızdan alınan çiçek özleri bunlar. Arkasından tabii bunları çok ilerletilmiş, senelerdir kullanılan bir şey. 1940'da başlamış bu tedavi sistemi. Onu yapıyorum. Orada inanılmaz güzel bir sistem oturmuş. Duygu bazlı çalışıyor. İşte korkunun çiçek özleri başka, endişenin, kaygının başka. Kişiyi çakra bazında tamamen hangi duyguların esiri olduğunu tayin ettikten sonra kozmik terapi alıyorum ben ve öyle bir şifalanma sistemim var. Bu ürünleri de yanında
Giderken işte al, senin işte birinci çakranda biraz blokaj problemi var. Buna al şu yağıyla da kök çakrana ayak masajı yap diye çıkmıştım yola zaten. Çünkü kişiler terapiyi yapıyor. Bir süre sonra o düşüncelerini değiştiremediğimiz, hayatlarına dokunamadığımız için çok doğru. Kişiler bakıyorum bir sene sonra işte benim galiba gene kök çakram, bir gelsem hocam size falan demeye başladı. Kişiler kendi kendine ayakta durmalı. Sürekli bir terapi peşinde koşturmamalılar. Çok güzel bir şey söyledin. Anlatabildim mi? Herkesin yaptığı bu çünkü. İşte buradan artık kazananlar oluştu olduğu çünkü. İçin. Evet. Çok yani doğru. Bu bir meslek değil. Bu bir hizmet olmalı. Herkesin bir mesleği var çok şükür zaten ama bir süre sonra bakıyorum bu tamamen meslek haline dönüşüyor. Öyle olmamalı diye düşünüyorum. Bu bir hizmet. Tanrı'nın bizim elimizde verdiği bir şifa bu. Yani bizi vesile ediyor sadece. O kadar. Evet. Ve bir müddet sonra artık insan, kişi kendindeki o problemin derinine inip o problemi çözdükten sonra zaten sıkıntısı ortadan kalkacak. Belki başka aynen bir şeyle öyle karşılaşacak. Onu da bir şekilde öğrenmeli ve üstüne gitmeli evet diyorsun. Evet. Başka neler var? Valla olmayan yok. Yani yetişebildiğim kadar. Çünkü ben bir 6 aylık çalışma sonunda bu ürünleri ortaya çıkardım. İşte daha popüler şeyler de çıktı. Mesela burç hediyelik küçük burçlar evet ama doğal sabun. Mesela şunlar. Evet. İşte terazi falan filan gibi. Çok güzel. Kök çakrayla birlikte terazi. Çünkü hangi burcun kök çakrayla ilgili, pardon, kalp çakrasıyla ilgili problemi olduğunu bilemiyoruz. Çünkü burç tabii onlar da önemli. Burçları çakra bazında da inceliyoruz. O ayrı bir konu. Çok ayrı bir konu. Ama biraz şirinlik olsun diye burç şekillerinde de yaptık. Ama romatizma var. Mesela böcek ve sinek ısırıklarından bıkmış olan insanlar için, bende alerji olduğu için hemen aynı safayla bir böcek sokması sabunu yaptım. Aynen. Benim için çok önemliydi. Kök çakra, kalp çakrası, insanlarda boğaz çakrası, iletişim çağındayız. Bir takım sorunlar oluşabiliyor. Bunlar çok önemli. En önemli çakralar. Kök çakra, kendini ifade etme adına dünyevi bir çakra ve blokajlar kök çakrada olduğunda diğer çakralarda çok büyük sorunlar olmasa bile ortaya çıkmış oluyor. Sorun ortaya çıkıyor. Tabii, kesinlikle. Romatizma. Ay ne güzel. Ağrıları biraz geçirttirebilsek ne âlâ, ne memnunuz, memnuniyet verici bir şey. İçine de koyduğum kuru otlar da aynı şekilde mesela romatizmaya iyi gelen, üzerine döktüğüm kuru otlar da hep konuyla ilişkili. Onları da araştırdım. Çok güzel. Bir de şöyle yani doğal olmayan şu şekilde hazır gliserinli taşlı sabunlarımız var. Bazıları taşları görmek istiyorlar. Bunların da hiçbir zararı yok. Renkli ama sentetik gibi gözüküyor ama hiçbir şekilde zararı yok. Bebeklere kullanılan o kadar düzgün bir şey. Ama tabii ki zeytinyağıyla ya da Hindistan cevizi yağıyla yapılmıyor. Onu söylemekte yarar var. Aslında orada spreylerimiz var. Mesela biz girmeden önce özellikle yayına bahsetmiştik. Çok hoşuma gitmişti. Şimdi spreyler de oda ve body parfüm olarak geçiyor. Yani çok mu sıkıldınız, gergin bir gün geçirdiniz, hemen gelin stres ya da mutluluk verici şeylerden sıkın. Ya da bir toplulukta, bir toplantıda gayet güzel, ılımlı bir şey olsun, iki kişi konuşmayan, dargın kişiler geliyor. Hemen oraya mutluluk verici ya da kalp çakrayı bağlayıcı, güzel duygular verici. Affetmeyi, bağışlamayı ve biraz koşulsuz sevgiyi eken dördüncü çakra parfümünü odaya salabilirsiniz. Mutsuzsanız portakal yağı, limon yağı içeren neşe katan yağlar tercih edilebilir. Yani sabah o kadar çok alternatif var ki insan odanın havasını değiştirmek istediğinde evet süre gelen çok sıkıldığımız, bunaldığımız işlerimiz için bunu kullanabiliriz. Evet. Yine karı koca arasındaki bazı sıkıntıları gidermek için evet her tür konuda bunu kullanabiliriz değil mi? Ne kadar gezegen gerilemelerinde de kullanabiliriz. Aynen öyle. Çok güzel. Merkür gerilemesinin lavanta çok iyi gelir. Çok güzel. Yani lavanta gerçek lavanta yağı bulmak çok zor evet piyasada. Evet. Çoğu aslında hani sentetik karışık. Ve eklem yerlerine lavanta yağı sıkmak evet inanılmaz iyi gelir. Merkür gerilemesine mesela. Sen 6 aydır başladım dedim buna. Evet. Büyük bir hazırlanma süreciydi 2015 yılında ve artık gönül rahatlığıyla Kiron Şifa Atölyesi'yle insanlara ulaşacaksın. Yolun açık olsun. İnşallah hepimizin yolu açık olsun. 2016 yılına girerken çok güzel çok teşekkür ediyorum. Bilgilerden bahsedeceğiz ama
2016 bizler için özel olacak. Şimdiden bunu görebiliyoruz. Çok teşekkürler. Bu arada ben hemen bir şey söylemek istiyorum. Şimdi teminden beri gayeyi dinlerken. Doğum haritasında Güneş Koç burcunda ve Kiron da Koç burcunda. Güneş Kiron kavuşumu var. Aa, çok güzel. Yani neden Kiron şifa atölyesi? Evet. Çünkü işte Güneş Kiron kavuşum var haritasında. Ve Temin çok güzel söyledi. Şimdi Koç ben demek ya. Evet. Kendim. Yani her şeyi önce kendinde denedi esasında. Ve az evvel söyledi mesela şu derdime deva olsun diye ben kendim için uğraşırken böyle bir şey ortaya çıkarttım diye. Yani astrolojinin nasıl çalıştığını evet, bir yerde evet, hemen evet, ben buradan hani oturduğum yerden evet. böyle bir düşünüyorum haritasını onunla. Öyle terapileri de yapmadan önce yani bu terapi başkalarına uygulamalı mıyım, hizmet eder mi den yola çıkarak ilk önce kendimin bayağı bir 6 ay deniyorum. Ondan sonra başlıyorum. Çünkü neticede en önemli denekler bizler olmalıyız. Tabii. Duygularını yaşayacağımız hiçbir şey başkasına önemli. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu arada tabii fitoterapi çalışmaları da devam ediyor. Hani arkadaşlar merak edebilir bu kadar bitkilerin içinde bir herhangi bir eğitimi vesairesi var mı diye. Tabii çok okuyoruz ediyoruz ama fitoterapi eğitimin çerçevesinde böyle şeyleri gerçekleştiriyoruz. Onu yani söyleyeyim. Her şey usulüne uyuyor. Evet. Vallahi arkadaşım süper. Biz de bundan nasibimizi alacağız ve bol bol şifalanacağız. Bir de ayrıca yalnız şunu da eklemek istiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hiçbir şeyi, yağı ya da vesaire bir takım şeyi bilmeden onay bile olsa sakın ağızdan almasınlar. Şimdi biz öyle bir çok hani doğru. içilebilir bile dedik ya. Hani bunu da söylemekte yarar var. Çünkü içinde çok katkı maddeleri var. Etiketlerin üzerine her şey yazılmıyor. Ben bu işe girince gördüm bunları. Dolayısıyla ağızdan yani buradan bile almayın diyoruz. Ağızdan hele hiç kullanmasınlar. Kesinlikle. Bu uyarı çok doğru. Evet. Biz aslında ne kadar özel, ne kadar saf bir şey yaptığımızı belirtmek anlamında. Aynen öyle. İçilebilir dedik. Evet. Ama buradan da söylemiş olalım. Öner'cim şimdi çok güzel. Valla Astro Art, Astroloji Okulu, Astroloji Televizyonu giderek büyüyor. Çok da evet. güzel. 2016'ya böyle güzel adımlarla giriyoruz. Sen de yeniliklerden bahset. Bu sene kimler neler çıkartıyor ya da okulumuzda ne gibi değişiklikler evet, var, ne gibi evet. adımlar var? Yani yenilik bilmiyorum. Şimdi benim elimde bir kitap var. Hande Kazanova bir kitap yapmış. Onu çıkartıyoruz. Yani evet. haberin var mı bilmiyorum ama var, var. Hande Kazanova bizim yazarlarımızdandı zaten. Sağ olsun bizi kırmadı. Ve 2016'da Burcunuz ve Siz. Tabii şimdi sen de sağ olasın yazmışsın. 2016'da Burcunuz ve Siz, Burcunuz ve Siz serisinin bir devamı. Evet. Bir kere her şeyine ben sana çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çünkü bunu seninle konuşmuştuk. Benim ricamı kırmadı. Hande sağ olsun böyle bir kitabı hazırladı. Ve buna isim koyarken de yine beni kırmadı. Ben Burcunuz ve Siz serisine 2007 yılında başlamıştım. 4 tane vardı arka arkaya. Sonra ders kitapları girdi. Ara vermek zorunda kaldım ve buna tabii çok üzülmüştüm. Yani bir eksiklik ve herkesin çok istediği bir şeydi. Bu konuda senin zaten çok güzel bir yeteneğin var. Zaten herkes seni okur olarak da çok iyi tanıyor. Ben de dedim ki bu işi yapsa en güzel Hande Kazanova yapar. Dolayısıyla Hande'cimden rica ettim. O da beni kırmadı. Vallahi süper yani, oldu. Değil mi? Çok nasıl? Güzel. Harika değil çok mi? Vallahi, sen çok beğendin mi? Çok beğendim. Ya sizlerle bir arada olmak gerçekten çok güzel. Bir de hakikaten dediğin gibi inşallah insanlara küçücük de olsa bir hani ışık olursa, hizmet ederse bu kitapta, hani başucu kitapları gibi en azından bugün hakikaten nedir, öyle. Ne değildir diye bakacaklarsa. Ya bence bu tam bir başucu kitabı olmuş. Çünkü sen gün İndirmişsin evet. ve her burç için bayağı kapsamlı, yani oldukça da kalın bir kitap zaten ve herkes böyle kapsamlı bilgileri alacak. O yüzden ayrıca teşekkür ediyorum. Yani hiç yüzeysel olmadan son derece gün bazında bilgilendirici tam bir başucu kitabı olmuş. Çok ellerine sağlık. Çok teşekkürler. Vallahi ben de çok mutluyum. Diğer kitaplar? Diğer kitaplar şöyle, sevgili Glenn Perry şu anda eğitimi devam ediyor online olarak. Ben buradayım ama asla derste olmam gerekiyordu. Glenn Perry'nin Astropsikoloji kitabı, bu da yayına çıktı zaten, piyasaya çıktı. Glenn kendi alanında zaten dünyadaki en tanınan isimlerden bir tanesi. Astroloji ve psikolojiyi çok güzel bir araya getirip ve bize çok güzel bir armağan olarak sundu. Zaten online olarak eğitimleri de devam ediyor. Herkes katılıyor çok severek, öğrencilerimiz. Çok da güzel çeviriler bu arada, çevirmenimizden de herkes çok memnun.
İnşallah aynı hızda, güzellikte başka yabancı astrolog dostlarımızla yine okulumuzun eğitmenleri arasına katacağız. Çok değerli bir eğitmenimiz daha zaten yanımızda, sevgili Şebnem Ekşip. Onun bu kitabı zaten harika. Bu sene, şimdi sen birazdan soracaksın, Şebnem Hanım'dan çok güzel bir, belki iki, bilmiyorum, kitap daha bekliyoruz. Artık onun İnşallah. Bu yoğunluk içerisindeki hızına bağlı. Çünkü haftada birkaç gün zaten dersleri var, danışmanlıkları var. İşte aradaki bulduğu fırsatlarda da... Online eğitim de var. Evet, online eğitim de var. Bulduğu fırsatları da hazırlamaya çalışıyor. Birazdan zaten kendisi zikreder. Ben önceden söylemiş olmayayım. Hadi söyleyeyim. Özellikle karmik ilişkiler üzerine bir kitap hazırlıyor. O gerçekten çok hoş bir kitap olacak. Bir de böyle bir finansal astroloji üzerine bazı düşünceleri var. Onu biraz teati yapıyoruz. İnşallah güzel şeyler ortaya çıkacak bakalım. Valla harika. Ben şimdi o zaman hem Türkiye'ye hem şöyle genel olarak dünyada neler olacak bütün bu konulara da girmek istiyorum. Ama ondan önce bu sene 2016 yılında astroloji okulunda eğitim alanlar çok güzel bir sonuçla karşılaşacaklar. Evet. Bundan da kısacık bir bahsetmek istiyorum. Tabii ki. Şimdi çok şükür iyi gidiyoruz okul olarak. Gerçekten ben bir Eylül ayında bir konferansta hem konuşmacı olarak yer aldım hem de etkinliğin bünyesinde diğer astrologlarla da bir araya geldim. İngiltere'deydim. Ve gerçekten orada okulumuz hakkında çok güzel şeyler konuşuldu. En başta buraya gelmiş olan Deborah Holding, Roy Gillett, efendim Nicholas Campion gibi çok önemli astrologlar bizi konuştular. Organizasyon içerisinde yine bulunan çok sevdiğim sevgili Sharon Knight, Uluslararası Profesyonel Astrologlar Derneği Başkanı. Onunla yaptığımız tatiller sonucunda bizim ders notlarımızdan diyeyim, artık kitaplaştı onlar. Birkaç tane dersin İngilizceye çevirisi konseye girdi. Oradan bizim okulumuzun verdiği diplomayı kabul geldi. Bu İSAR, Uluslararası Astroloji Araştırmaları Derneği, yine bizim okulumuzun diplomasına sahip öğrencileri tanıyordu, onaylıyordu ve kendi birkaç ders daha ilave aldıklarında öğrenciler İSAR sertifika sınavına girebiliyorlardı. Şimdi buna ilaveten Profesyonel Astrologlar Derneği'nin tanıdığı bir okul haline de gelince biz bu yıl özellikle Roy Gillett'in geleceği 29 Ocak, 30 Ocak, 31 Ocak tarihlerinde. Güzel zamanda geliyor. Danışmanlık becerileri geliştirme eğitimine katılacak olan arkadaşlarım da o eğitimleri de aldıktan sonra, tabii ki sözlü ve yazılı sınavlarını da aldıktan sonra başarıyla, %70 bir başarı istiyoruz. Diploma almayı hak edenler böyle bir Uluslararası Astroloji Profesyonel Astrologlar Derneği'nin de tanıdığı bir diplomaya sahip olmuş olacaklar ve sadece profesyonel astrologların katıldığı bir platforma, bir derneğe de üyelik yapma şansına sahip olacaklar. Uluslararası. Çok büyük bir adım atmış şey olacaklar. İki taraflı, double major gibi bir şey yani bu. Bence çok güzel. Ben hep şunu istedim. Çok İnşallah bundan sonra da hızlı bir şekilde olur. Biz bir ekibiz. Ben her şeyden evvel bir basketbol takım oyuncusuyum. Dolayısıyla hayatım boyunca hep takım oyuncusu olmayı ve özellikle de hep o takımın oyun kurucusu oldum ben. Yıllar boyunca oyun kurucu oynadım. Oyun kurucusu olarak hep takımın iyi yerlere gelmesine uğraştım. Oynadığım takımda bütün oyuncuları her zaman beslemeye çalıştım. Şu anda aynı şeyi yapıyorum. Sadece kendi çıkıp giden, işte uluslararası alanda seminerler veren birisi olmakla sınırlı kalmak istemiyorum. Başkalarını da bu arenaya katmak istiyorum. Çok yetenekli, değerli öğrencilerimiz var. İnşallah çok daha fazla sayıda insan uluslararası platformda konularını sunsunlar, kitaplarını yapsınlar. Güzel, biz de bunun keyfini sürelim. Çünkü gerçekten İngilizce bir kitap olduğunda ben bunun zevkini tattım. Eylül ayında katıldığımda işte bir İngilizce kitapla gitmiştim. Bu bizim Öngörü Yöntemleri kitabının İngilizcesiyle. Orada bana kütüphane kolu başkanı dedi ki, yani sizin bu kitabınızı dedi bize hediye ederseniz
sizden sonraki jenerasyonlara da dedi, bu kitap armağan olarak kalır. Tabii İngilizcenin avantajı, hani biz Türkçe'de de bir şeyler katmaya çalışıyoruz ama İngilizce olduğunda çok önemli. Ben de bunu tabii ki çok büyük zevkle, keyifle yaptım. İnşallah yaptığımız kitaplar, hepimizin İnşallah. Verdiği bilgiler yabancı İnşallah. Dillere de çevrilsin. İnşallah. Çok daha geniş bir yelpazeye ulaşalım. Bu sene böyle güzel şeyler var. Yine Roy Gillett Ocak sonunda geliyor, eğitimler veriyor. Solar Fire eğitimini de verecek, bir astroloji programı, izleyenler bilirler. Şubat sonunda Alexander Imsragić ve Lea Imsragić geliyorlar. Onlar yine workshoplar yapıyorlar. Mart sonunda, daha doğrusu 21 Mart Uluslararası Astroloji Günü davetlisi olarak Jeffrey Cornelius geliyor, Maggie Hyde geliyor. Onlar da yani evet böyle arka arkaya mümkün mertebe astroloji öğrencisinin perspektifini genişletecek, bilgilendirecek gerçekten çok iyi astrolog dostlarımız. Allah kısmet ederse ben de 16. Uluslararası Balkan Kongresi için, Astroloji Kongresi için ben de Belgrad'a gideceğim. O da 11 Mart tarihinde olacak. Ben de inşallah orada daha fazla insanlarla bir araya gelebilirim ve ileride onları da davet ederim. Çekin. Yani bence en büyük gururlardan bir tanesi yabancı ve uzun zamandır herkesin ulaşmaya çalıştığı, aslında dünyanın bilindik astrologlarının kitapları Türkçe'ye çevriliyor. Evet, bakın gerçekten. İngilizce'ye bir şekilde olur dediğin çok doğru. Artık günümüzün genel geçer dili İngilizce. Ama aynı zamanda o astrologların Türkiye'deki astrolog severler için o kitapları hazırladığını görüyoruz. Bence bu da çok büyük bir gurur. Harika, süper. 2016 gümbür gümbür geliyor. Evet. Şimdi ona da geleceğiz. Evet, Şebnem'cim sana dönmek istiyorum. Bir kere Vedik astroloji denince aklıma ilk gelen isimlerden bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Senden eğitim alıyorum burada astroloji okulunda. Bir sürü çok güzel bir ben de beraber alıyorum. Daha iyi de artık evet. başladık. Evet, süper çünkü bir ders oluyor. Çünkü çağımızda sadece bildiğin astroloji değil, evet. daha farklı alanlara çok da güzel, yönelmek çok, çok önemli. Evet. Şimdi senden dinlemek istiyorum. 2016'da ne gibi enerjiler altında olacağız ve özellikle de 2016 yılında Vedik astrolojisine göre nasıl günler bizi bekliyor? Şimdi valla batıdan da baksan, doğudan da baksan aynı sonuca çıkıyorsun. 2016'da ilginç gelişmeler olacak. Yani burası kesin. Hem ekonomik olarak, hem doğal afetler açısından, hem sosyolojik anlamda biraz daha hani defansta olmamız gereken, daha korumalı gitmemiz gereken bir dönem. İlk yarısı çok ilginç öncelikle. Bir kere hani biz biraz da karmadan bakarız biliyorsun. Bu astroloji sisteminin, Hint astroloji sisteminin temelinde bu da vardır. Rahu ve Ketu dediğimiz güney ve kuzey ay düğümleri ocağın 15'inden sonra, ocağın sonuna doğru Şubat'ın başıyla birlikte tam randımanı olmak üzere burç değiştiriyorlar. Hı hı. Aslan ve kova aksına geçecekler. Yani Rahu kuzey ay düğümü, batının bildiği dille, Ketu güney ay düğümü, Rahu Aslan'a geçecek, Ketu da Güney Ay düğümü de Kova'ya geçecek. Şimdi mesele şu, bu döngü bizde, bu Türkiye'nin natal haritasıyla 8,5-9 yıllık süreçler içerisinde bir kavuşum yaşanır. Hı hı. Ve biz deriz ki Vedik astrolojiye göre bu 8,5-9 yıllık döngüler bir devrin kapanması ve yeni 9 yıllık başlayan yeni bir dönemin başlangıcıdır. Ve çok önemlidir. Ve süreç şöyle işler. Siz hangi ekinleri ektiyseniz bunları biçersiniz. Dolayısıyla Türkiye geçmiş dönemde 8-9 yıllık süreçte ne ektiyse bunu biçecek. Önündeki 9, hadi yaklaşık 10 yıllık dönem çok daha biraz daha farklı. Yeni dönüşümlere açık. Bu devam eden sürecin bir anlamda biçilmesi şeklinde geçecek. Şimdi Rahu ve Ketu, Güney Ay düğümü yani sizin bildiğiniz şekilde Kuzey Ay düğümü 1,5 yıllık döngülerde bir burçta konaklarlar. Dolayısıyla onların Kova ve Aslan burcunda yani sabit burçlarda konaklaması da yaklaşık 1,5 yıl olacak. 2016'nın Şubat'ında başlayacak, 2017'nin Aralığı gibi bitecek bu süreç. Ne yapacak? Bir kere sabit burçlar olduğu için. Vedik astrolojisinde kural şudur, biz şeye çok önem veririz. Muhurta'da deriz buna. Gezegenlerin aktivitelerine vesairesine yani hem günlük hareketler açısından hem de genel enerjiler açısından çok önemlidir. Sabit burçlarda başlayan bir durum, gezegenin sabit burçlarda başlattığı bir durum uzun zamanı etkileyecek enerjilere neden olur. Hı hı. Ve köklü değişiklikleri getirebilir. Şimdi Rahu ve Ketu kadersel alanlardır. Ve bir anlamda ülkenin, toplumun kaderiyle ilgili önemli dönüşümler olacak. Başka bir açıdan baktığımızda Vedik kurallarına göre Rahu yani Kuzey Ay düğümü Aslan'da,
Ketu güney ay düğümü de kovada iyi anlaşamazlar ve rahat edemez. Dolayısıyla Başak balık aksından çıkıp buraya geçerken geri geri hareketli gidiyor. Biraz daha rahattı balık ve Başak aksında. Şimdi daha bir zorlanacağı, daha sabit enerjiler verici etkiler var. Neler var? Başka bir kural da şudur. Rahu ve Ketu'nun güney ay düğümü ile kuzey ay düğümünün ilk giriş ve çıkış dönemleri kaotiktir. Hassastır. Sancılı. Evet, sancılıdır. Yani bu bir dönüşümdür. O titreşimler kuvvetli olur ve bunlar çok kuvvetli titreşimler, yani iki enerjidir. Sabit burçlarda rahatsız oldukları iki alanda. Dolayısıyla Şubat'ın başı ve Mart'ın tamamını da düşün. İki aylık bir orb tanırız biz orada. İki aylık bir süreci özellikle söyleriz. Girerken ve çıkarken. Ama özellikle Şubat'ın başıyla, Şubat'ın sonuyla birlikte pardon, Mart hatta Nisan'ın sonuna kadar olan dönem bu kadersel döngüler açısından önemli titreşimler var. Peki genel olarak neler verecek? Şimdi Aslan'daki Rahu bize şunu söyler. Güç dengeleri değişiyor. Ve güç kontrol mekanizmaları çok yoğun şekilde öne çıkıyor. Rahu orada çok rahatsız. Şimdi Rahu dediğiniz nokta, biz ona ejderhanın ağzı diyoruz. Daha hırslı, daha dünyevi konulara dönük ve daha agresyonu yüksek bir enerji. Ketu ise daha kadersel, daha psişik, daha spiritüel bir alanı, daha ruhsal bir alanı gösteriyor. Ve orada aslan, yani otorite figürüyle daha dünyevi alanlara dönük ve hırsları yüksek iki enerji bir araya geliyor. Dolayısıyla üstümüzdeki otorite figürlerinin baskısının artacağı bir dönem denebilir. Şimdi Rahu Aslan'da otorite figürlerinin baskısının artacağını söylemiştik. Tam onun karşısında Ketu, Kova Burcu'nda, gene sabit bir burçta. Neler verecek? Öncelikle toplumsal açıdan yalnızlık duygusu, depresyon. Ülke açısından baktığımızda komşular açısından tek başımıza kalma, yardım alamama. Ve bu akslar, düşünün natal haritadaki, Türkiye'nin natal haritasındaki transit Rahu ve Ketu, yani güney ve kuzey ay düğümü natal Rahu ve Ketu ile birleşiyor. Dolayısıyla çok önemli, yani bu önümüzdeki 1,5 yıllık döngüde hem ülke yönetiminde hem bireysel hayatlarımızda ne yaptığımız, nasıl adımlar attığımız inanılmaz önemli. Çünkü bunların sonuçlarını bir dalga halinde 7-8 hatta 9 yıllık bir döngüde çeşitli şekillerde gelişmelerle yaşayacağız. Dolayısıyla başka bir açıdan baktığımızda, bunların Türkiye haritasındaki tetikleyecekleri noktalardan baktığımızda Ketu, güney ay düğümü, üniversiteleri, uluslararası ilişkileri, inançları, turizmi, bizim yurt dışıyla bağlantılarımızı, turistlerle, yabancılarla olan bağlantılarımızı gösteren alanda duruyor. Dolayısıyla bu alanlarda Ketu enerjisi daha biraz sıkıntılı ve de rahat etmediği de bir burçta olduğu için sıkıntılı bir enerji verecek. Yani önümüzdeki 1,5 yıllık döngüde ve 2016'nın Şubat'ından sonra bilhassa yaz aylarında da vurgulu olmak üzere turizmde dikkatli olmak gerekiyor. Turizm sektöründe hassasiyetler var. Üniversitede YÖK ve benzeri kurallar, kanunlar ya da işte yapılanmalar çok ciddi bir değişiklik gösterebilir. Çünkü bu aynı zamanda kadersel bir enerjiyi de gösteriyor. Yeni bir yapılanmaya neden olabilir. Hukuksal düzende adalet ve mahkemelerle ilgili çeşitli düzenlemeler yapılabilir. Bu tarafa baktığımızda Rahu'nun kuzey ay düğümünün yeni geleceği yerde ise komşular var. En önemlisi. Ve Rahu geldiği alanı adeta dağıtma enerjisine sahiptir. Orayı o kendi hırsları, kendi sabit bakış açılarıyla zaten değiştirir. Bir de aslanda otoritenin ve ben bilirim duygusunun daha öne çıktığı, hem bireysel anlamda hem yönetsel anlamda enerjiler öne çıkacak. Dolayısıyla bizim bakış açımızı çok acil şekilde esnetmemiz gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli. Yoksa komşularla ve çevremizle, ülkemizin dışındaki komşu ülkelerimizle olan ilişkilerimizde ciddi gerginlikler yaşanabilir. Aynı zamanda Ketu güney ay düğümü hava ile bağlantılı, yani kovada. Dolayısıyla havacılık sektörü, uçaklar, hava yolları vesaire bunlar için önemli ve hani hiç temenni etmiyorum ama hassas etkiler var. Özellikle yapılması gereken teknik anlamda vesaire havacılık sektörüyle ilgili bir eksik vesaire herhangi bir şey varsa bunların acilen düzeltilmesi lazım. Ulaşımla ilgili, üçüncü eve baktığımızda tekrar Rahu'nun yeni bulunacağı alanda, ulaşımla ilgili Türkiye'nin genelinde önemli dönüşümler olacak. Bir de lojistik, nakliye ve lojistik. Özellikle nakliye ve lojistik sektörüyle ilgili bazı hassasiyetler, yeniden bir yapılanma veya zorluklar yaşanabilir.
Bu en kısa şekilde anlatabileceğimiz Rahu ve Ketu'nun genel etkileri. Başka bir açıdan baktığımızda bunlar dışında bu yılın bence önemli vurgularından bir tanesi bilhassa Mart ve Nisan ayında çok vurgulu gezegen gerilemeleri var. Şimdi gezegen gerilemesi dediğimiz şey neydi? Enerjilerin özel bir bakış açısına dönüşmesi ve enerjilerin tutması. Dolayısıyla Mart ve bilhassa Nisan'la birlikte, Mart'ta bir başlıyor bu enerji ama Nisan'da daha vurgulu olacak ve 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Merkür geriliyor o tarihlerde. Aynı anda Jüpiter geriliyor, Satürn geriliyor, Mars geriliyor. Gerilemeyen gezegen yok neredeyse. Dolayısıyla Nisan ve Mayıs ayında bizim bir şeyde sonuç almamız, ilerlememiz çok zor. Ve bu ayları bu yıl içerisinde hani en ilerlemesi zor, daha dikkatli olunması gereken, bir atılım yapılmaması gereken aylar olarak düşünebiliriz. Daha olumlu şeyler için baktığımızda tutulmalar da var. Hani bahar aylarında zaten Mart ayında ve Eylül ayında bir tutulma var. Bu yıl enteresan bir şey de var. Merkür 4 kere geriliyor. Genelde 3 kere geriler. Tutulmalar 5 tane. 4 tutulma olurken bu yıl 5 tutulma var. Yani enerjinin biri bitecek, biri batacak. Hatta biz Öner Bey'le birkaç gün önce bir sohbet sırasında dedik ki ne kadar çok yazacak şey var. Hiç durmadan yazacağız, öyle görünüyor. Hakikaten devamlı bir enerji dönüşümü var. Ama burada önemli olan özellikle yılın ilk yarısı biraz daha defansa dönük. Kendimize dikkat ederek, korumaya geçerek, çok ağır ve riskli girişimlere pek yanaşmayarak, bekleyerek, bakarak hayatı incelemek, bir yatırım yapmak istiyorsak ya da bir adım atmak istiyorsak daha çok yılın ikinci yarısı, hatta Eylül'den itibaren, çünkü bizde Jüpiter Başak'a daha yeni geçiyor. Ama başka bir açıdan baktığınızda, hani küçük bir şey daha fazla vaktinizi almadan ilave etmek istiyorum. Şimdi hem Rahu ve Ketu'nun bu başlangıçta anlattığım hani hassas enerjileri, ciddi bir dönüşüm etkisi içindeyiz. Bu sadece 2016'ya has değil, 2017'de de vurgulu olacak. Zaten dünyada da beklediğimiz, biz Öner Bey'le kendi bireysel sohbetlerimizde de sık sık bunu konuşuruz. Bir resesyon eğilimi başladı. Yani 2011'den beri ekonomik olarak, bunda gezegensel nedenleri vardı zaten. Büyüme, yavaş yavaş kendini kapatarak biraz daha koruma, şimdilik defans dönemine geçiyor. 2016'yı defans olarak anlatabiliriz ekonomik süreçte. Ama 2017 ve 18'le birlikte gelen dönemde bu hassasiyetler artabilir. Dolayısıyla hem dünyada bir küçülme var ekonomik olarak, hem bizde var ve gezegenler de bunu sonuna kadar destekliyor. Jüpiter Başak'ta zaten yılın sonbahar dönemiyle birlikte Vedik astrolojiye göre batıda biraz daha farklı algılanıyor. En önemli etkisi de artık bu bir yıllık döngüde yaklaşık lüks tüketim olmaması gerekiyor. Hı hı. Daha tutumlu, daha hani dikkatli harcamaya dönük, daha ihtiyaçlara dönük ve gereksiz lükslerden uzaklaşılan bir dönem söz konusu. Bu ekonomiye de yansıyacaktır. Genelde para akışı açısından da bu tabii hani çok böyle bir likit geçişi olmayacak gibi bir görüntü veriyor. Dolayısıyla hani en kısa olarak söyleyebileceğimiz 2016 yılının 2015'te başlayan o domino taşı etkisini daha vurgulu hissettireceği ve ekonomik olarak, genel sosyolojik olarak defansta insanların kalmak isteyeceği bir sene. Şunu hakikaten samimiyetle öneriyorum. Genel havalar biraz da bu Rahu ve Ketu'nun marifeti. Hakikaten depresyona çok neden olan enerjiler başladı, bunun etkisini hissetmeye de başladık. Önümüzdeki 6 aylık döngüde daha da iyi hissedeceğiz. Sevgiden ve mutluluktan ayrılmasınlar. Yani hayat her şeye rağmen güzel ve her şeye rağmen her gecenin sonunda bir gündüz oluyor. Kesinlikle. Mutlaka ışık doğuyor. Yaşamın farklı açısından da bakmak gerekiyor ama biz deneyimleri tecrübeye dönüştürdüğümüz zaman insan olabiliyoruz. Yani tüm bu döngüleri, tüm bu süreçleri, bu transitleri gerçekten deneyimden tecrübeye dönüştürüp içselleştirdiğimiz zaman bize bütün bunların faydası var. Çok da hani alacakaranlık kuşağı gibi görmemek lazım. Farklı deneyimleri yaşatacak bize ama öncelikle hayırlısı olsun diyorum. Hayırlısı olsun. Evet. Her yağan yağmurun ardından muhakkak güneşin gibi çıkacak. Zaten aynen. Her dakika güneşi görüyor ve hissediyor olsaydık bu sefer güneşin değerini bilemezdik. Aynen. Hayatta birçok inişler, çıkışlar var ve bizler bununla yol alıyoruz. Aynen. Çok güzel anlattın Şebnem'cim. Evet, şimdi bir de batı gözüyle bakmamız lazım. Evet, batı gözüyle takalım. Gözüyle bakmamız gerekiyor ve sevgili Öner'de şey atacağım. Evet. Ondan sonra da burç burç geçeceğiz ve herkesi bu sene mutlu edeceğiz.
edeceğiz. Bu program sayesinde mutlu olacaklar İnşallah. Biliyorum. Şimdi öncelikle çok güzel hakikaten. Ben çok aynı şeyleri tekrarlamayayım diye biraz daha farklı taraflarından bir de biraz daha günlük hayatımızla ilgili bazı tavsiyelerim var. Hatta yazdım. Buradan böyle okuyacağım sizlere. Bir mektup okuyacağım. Fakat hakikaten bu dönemde dikkat etmemiz gereken şeyleri Şebnem Hanım şimdi burçlarda bazı farklılıklar kaymaların olması Batı astrolojisi, Doğu astrolojisi arasında gezegenlerin görüldüğü yerlerdeki yerden bakışta derece farklılıkları burçların düştüğü yerlerle alakalı aslında. Bu bağlamda mesela Jüpiter Batı astrolojisine göre Başak Burcu'nda devam ediyor. Kuzey Ay Düğümü Başak Burcu'nda devam ediyor. Yani ben şimdi Kuzey Ay Düğümü Başak Burcu'nda derken aslında bir tenakus yok. Evet, doğuya göre neyse onun altyapısı, felsefesi, batıya göre de aynı. Aynı sonuca hani çıkıyor zaten. Kafalar karışmasın diye söylüyorum. Aslında aynı şeyden bahsediyoruz. Başak Burcu dünya astrolojisinde işte bazı bölgeleri, bazı ülkeleri temsil eder. Ve Başak Burcu kapsamına Türkiye'de girer. Yani dünya atlasını 12 burca bölerek inceliyoruz dünya astrolojisinde. Ve Greenwich'i merkez alarak başlıyoruz. Yani eski ustalar böyle yapmışlar. Biz de aynı adet devam ettiriyoruz. Böyle baktığımızda Türkiye Başak Burcu parseline denk geliyor. Türkiye'nin de bulunduğu bölge. Ve Jüpiter büyüme, genişleme demek. Ve Kuzey Ay Düğümü de yine Batı astrolojisinde bu büyümeye katkıda bulunan bir faktör. Ha, hırsları da arttıran bir şey tabii ki. Ama madem ki Kuzey Düğüm, Jüpiter, Başak'ta kavuşuyorlar ve Türkiye'de bu bölgede ait bir ülke. O zaman aslında bu Türkiye'nin her şeye rağmen büyüyeceğini gösteriyor. Ve bir takım işbirlikleri içerisine gireceğini gösteriyor. Alternatif işbirlikleri. Ve temin Şebnem Hanım bahsetti. Güney Ay Düğümü Türkiye astroloji haritasının tepe noktasından aşağıya inmeye başlayacak. 9. ev dediğimiz işte uluslararası işler, yabancılar, uzak yerlerle ilgili alan. Ama Kuzey Düğüm Türkiye astroloji haritasının 3. evinde hareket edecek. Yani yakın komşu devletler. Şimdi Batı astrolojisinde Kuzey Düğüm'ün olduğu yerde daha avantajlar vardır. Hatta o tarafa doğru gitmemiz gerekir. Türkiye astroloji haritasında da Kuzey Düğüm 3. evde Başak Burcu'nda. Yani ay düğümleri döngüsü içerisindeyiz. Biraz daha o 9 yıllık döngüleri 2 ile çarparsak aslında 18,5 yıllık büyük bir döngünün içerisindeyiz. Dolayısıyla ben bu dönemde hani bir astrolog gözüyle uzaklara bakmak yerine yakınlara bakmayı tavsiye ederdim. Komşularla ilişkilere çok daha fazla ağırlık vermeyi. Yakın bölgede çünkü çok daha fazla hakim olma zamanı, öne çıkma zamanı, avantaj yakalama zamanı. Zor bir döngüden geçeceğiz. Ekonomik anlamda ciddi problemler var. Ben biliyorsun güneş lekeleriyle de çalışıyorum. Yani güneş aktivitelerinin gezegen döngüleriyle birlikte çalışıyorum. Mart ayında Belgrad'da sunacağım konu bu olacak. Yani Jüpiter, Satürn, Plüton, Neptün arasındaki açı kalıbının yakınlaşan büyük krizle bağlantılı ve bunu güneş aktiviteleriyle inceleyen. Dolayısıyla evet gerçekten sağlam bir kriz geliyor. Ben birazcık daha yıl olarak 2018-2019'larda daha belirgin bir şekilde bekliyorum. Ama 2016-2017'den itibaren de kendisini hakikaten çok belli etmeye başlayacak olan. Daha sonra bol bol konuşacağız ama biraz hava koşulları ve iklim değişiklikleriyle beraber özellikle 2019'a doğru buna da bağlı olarak ama şimdi sözü çok oralara almayalım. 2016 yılına geri gelirsek. Bu yıl bence en çok tarım, ziraat, çiftçilik, topraklarla ilgili konulara özen göstermemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde bu özellikle beklenmedik iklim değişikliklerine bağlı olarak topraklardan yeterince ürün alamama ve Allah korusun diyelim ama risk olarak duruyor 2019-2020'lerde özellikle bazı özellikle soğuk bölgelerde kıtlık yaşanması gibi yani riskler var. Tarımın, ziraatın yeterince verimli olamaması gibi. Türkiye'de bu bağlamda buna daha fazla önem verebilirse belki ileride bu alanda Türkiye çok daha enteresan pazarlar da bulabilir. Dolayısıyla bu dönemde ben farklı bir alana değinmiş olayım. Evet, bu konuların çok üstüne gitmemiz lazım. Yani diyorsun ki
Türkiye aslında bir tarım ülkesi. Evet. Eskiden beri öyleydi. Yalnız şu günümüzdeki birkaç yıldır özellikle tarımsal alanların çok daha aza indiği, çiftçinin aslında bu konuda sıkıntı yaşadığı ve birçok inşaata döndüğü söyleniyor. Evet. Ama aslında çok güzel bir noktayı yakaladın. Diyorsun ki aslında biz tarıma gereken özeni gösterirsek, evet, 2019'lara gelindiğinde, o 2017'lere, 2018'lere, 2019'da o öngördüğümüz o sıkıntılı dönemden Türkiye alnının akıyla çıkar, bir de üstüne üstlük dünya devletlerine pazar haline dönüşür. Gerçekten öyle. Değil. Yani burada bir önemli bir fırsat duruyor. Yani bunu önceden konuşmamız lazım. Yani o vakte kadar buna hazırlanmamız lazım. Bu çok önemli. Çünkü ben bazı yabancı yayınları, kitapları da takip ediyorum. Sadece astroloji alanından bakmıyorum olaya. Dolayısıyla gerçekten 2020'li yıllar bahsedilen teorilere göre 2040'lı yıllara kadar bir soğuma dönemi olacak. Yani o küresel ısınma yerine aslında bazı bölgelerde, özellikle kuzey bölgeleri içine alan bir küresel soğuma. Bu yüzden bu çok önemli. Yakın komşu devletlerle ilişkiler çok önemli. Alternatif işbirlikleri var önümüzde. Bu çok önemli. O ne demek önemli? Yani şöyle, yakın devletlerle işin içerisine girilebilecek olan paslaşmalar, kurulabilecek alternatif ittifaklar. Aynen öyle. Ve Türkiye bu bölgede giderek daha liderliğini ön plana çıkartmaya başlayacak. Yani bu gerçekten ben uzun vadede Türkiye'nin önemli bir barışı sağlama konusunda çok önemli bir faktör haline geleceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye astroloji haritasının tepe noktasına Balık burcu var. Neptün Balık burcuna ve tam tepe noktasına doğru gidiyor. Astrolojide Neptün bütünlüğü sağlama, bütünleştirme, hepsini bir araya getirebilme yeteneğini daha kolektif bazda temsil eder. ve Türkiye'nin dünyaya vereceği çok önemli mesajlar var. Yani ben bunlar biraz uzun vadeli ama. Bireysel anlamda çözer ama evet, kolektif olarak bakıldığında bir araya toplar. Gerçekten öyle. Ve tabi bu dönemde Satürn'ün yay burcundan geçişi sebebiyle, biraz evvel Şebnem Hanım çok güzel anlatmıştı. Hava yollarındaki problemler, bazı ulaşımla ilgili sorunlar. Özellikle yay burcu üniversiteler dediği çok doğru. Din, felsefe, inançlar, bu alanlar biraz karışık. Satürn, Neptün arasında bir dik açı var ve bu 2016 sonlarına kadar, sonbaharına kadar diyelim, hayli etkin olarak gelecek. Şimdi hani işin ekonomik bağlamında ben de aynı fikirdeyim. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerekiyor. Ama ben biraz farklı noktalara dikkat çekmek istiyorum. Çünkü yılın ilk yarısını çok güzel anlattı Şebnem Hanım. Mart, Nisan, Mayıs aylarına kesinlikle dikkatliyorum. Ben Mart ayında gideceğim konferansta bunu biraz daha tutulma haritalarıyla ve geçmişte yaşanmış kriz haritalarıyla değerlendireceğim. Mesela 1929 krizinde, Büyük Depresyon'da Satürn Yay burcunda, Plüton Yengeç burcunda. Şimdi yine Satürn Yay'dan geçiyor ve özellikle Plüton'un Oğlak burcunda olması tam o döngüye karşıt ve zor bir zamanın geldiğini anlatıyor 2017 yılında. Ve yine 1989 yılında yaşanan bir, yine Ekim ayında yaşanan bir majör kriz var. O dönemde de yine Satürn Yay burcunda Uranüs'le beraber. Yani bunlardan tarihler olarak bahsedersek 2017 yılı bayağı karışık. 2016 yılı bu yüzden buna iyi hazırlanmak lazım. Ben Satürn'le Neptün arasında gidik açıdan yola çıkarak bazı mesajlar vermek istiyorum. Biraz çünkü daha bireysel. Çok zor bir açı aslında ve insanların aynı zamanda idrakını, farkındalığını arttıran bir açı olduğu kesinlikle söylenir. Senin söyleyeceklerini şu an dinleyelim. Şöyle söyleyeyim. Aslında Satürn ve Neptün her ikisi de korku ve endişeyle alakalı. Bilmediğimiz şeylerden korkularımız. Bu ikisinin dik açılarında işte hem dünyevi, etrafımızda olan biten, realite anlamında gördüğümüz şeylerden korkular artar. Hem de bir şeyleri evet kaybetme, evet bu arada onu çakkalarlar da hepimiz bir şeyler bağdaştırarak bir yere getiriyoruz. Şimdi kısacası bu dönem depresyona çok açık. Bu dönem panik atak rahatsızlıklarının artmasına çok açık bir dönem. Dolayısıyla ben bazı notlar okumak istiyorum. Lütfen. Evet. Kendine iyi bakmak gerek. Başkası senin kadar seni düşünemez. Fiziksel, duygusal olarak senin kendine baktığın kadar iyi bakamaz. O yüzden
Başkalarından yardım destek alalım ama kendi başına ayakta kalmamayı becermemiz gereken bir zaman dilimi. Kendini suçlamaktan uzak durmak gereken bir zaman dilimi. Yetersizlik duygusundan uzak durmak gereken bir zaman dilimi. Evet, yiyebildiğimiz kadar taze şeyler yemeye gayret etmeliyiz ve doğal şeyler, sağlıklı beslenmek çok önemli. Evet, çok doğru. Ve özellikle nefes egzersizleri yapmamız gereken bir şey. Bunu kendime de söylüyorum, yapmam gereken bir şey. Ben çok doğru. Şimdi meditasyon ve benzeri gevşeme yöntemlerini uygulamak güzel ama günlük hayattan çok fazla uzaklaşmayı tavsiye etmiyorum bu zaman diliminde. Yani öyle meditasyonlar yapıyorum, başka alemlere dalıyorum vesaire. Hayır, bu dönemde bunu çok iyi ayarlamak lazım. Çok fazla başka alemlere dağılıp buradan ayağı kesmemek gereken bir zaman dilimi. Sorumluluk almaktan kaçınma ama çok fazla, gereğinden fazla da sorumluluk alma. Yani bu dönem tam da böyle bir zaman dilimi. İnsanlardan uzaklaşma, tamamen izolasyona çekilme. Ama seni depresyona sokacak kişilere de fazla takılma. Bay bay. Evet. Aynen öyle. Bu kadar. Özellikle de çok endişeli, evhamlı, pipirikli, pireyi deve yapan insanlardan uzak dur. Süper. Hayır işlerine daha fazla vakit ayır. Ama başkalarına yardım etmeye çalışırken kendini kurban durumuna da düşürme. Tam net. Duygusal olarak zayıf hissettiğin zaman özellikle hastalığı alma riski bu dönemde çok fazla. Bu iki yıl için dünya genelinde salgın hastalıkların artacağı bir zaman dilimindeyiz. Biraz güneş lekesi sayısının azalması da bu salgın hastalıkları açık bırakıyor. Gerçeklerden kaçma bahanesiyle alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yaratacak maddelerden kesinlikle uzak kal. Yani şimdi insanlar keyif için içebilir vesaire tabii ki. Ama çok iyi ayar çekmek gerekiyor. Bu dönem her şey, bu tür şeyler daha fazla etkileyecek. Ve çocuklarımız kesinlikle bu tür maddelerden uzak kalmalarını sağlamamız gerekiyor. Çünkü gerçekten bu iki yıl özellikle çok önemli. İlaç kullanımını abartma. Özellikle de antidepresan türü ilaçları. Aklı başında kişilerden tavsiye al. Ama bu dönemde sahte gurular çok olacak. Dolayısıyla gerçekten o bilgiliğe sahip kişileri bulmak, onları anlamak, doğru kişilerin arkasında, etrafında olmak lazım. Bilmiyorum. Hani diyor. Harika. Evet, çok güzel. Harika. Ya keşke hani sonunda da böyle bu dilekleri bir daha tekrar bile ettirebilirim sana önerdim. Çünkü ekimden aldım. Ben söylerim, siz de amin dersiniz var. Böyle. Amin derim. Amaçsız ve hedefsiz kalmak çok önemli. Çok önemli. Her zaman önemli ama bu dönemde çok önemli. Tutkularından tamamen vazgeçme. Güzel. Bak bu çok iyi. Yaratıcılığını ifade et. Sanatla ilgilen. Müzik yap, resim yap, sinema yap. Sabun yap, koku yap. Evet. Ama mutlaka güzel, hoş şeylerin içerisinde ol. Hobilerin olsun. Çünkü Satürn Yay burcunda. Yay burcu neşe ister, heyecan, yenilik. Satürn orayı bastırıyor. Yani neşemizi aşağıya çeken olaylar dönüyor etrafımızda. Görüyoruz zaten. Evet. Yani tabii üzücü olaylardı ama motivasyon lazım. Dolayısıyla bizi motive edecek bir takım yan faktörlerin içerisinde olmamız lazım. Yani sadece işe gidiyorum, çoluk çocukla uğraşıyorum. Hayır. Yan faktörler devreye girmeli. İnançlar konusunda karmaşık bir dönemden geçiyoruz. Neye inandığımızı, neye inanacağımızı, kime inanacağımızı bilmekte zorlanmak. O zaman şunu tavsiye ediyorum. Kalbini izle. İçin ne diyorsa onu takip et. Dışarıdan kafanı çok karıştırıyorlarsa sen burayı bil. Burayı takip et. Karşılaştığın olaylarda, olaylarla başa çıkamadığında profesyonel yardım almaktan tereddüt etme. Bu çok doğal. Çünkü korku normal, endişe normal, bunlar insani duygular. Herkesin başına gelir. Olumsuz şeyleri düşünmeyi hatırlatacak filmler, kitaplar, bu tür şeylerden uzak dur. Bu aralar bana öyle bir şey oldu. Yani ben artık gazeteler, ben kızacaklar ama ikinci sayfalarıyla da ilgilenmiyorum. Üçüncü sayfaları artık okuyamıyorum bile. Doğru, çok doğru. Bu dönemin en büyük problemleri şu, dalgınlık çok artacak zaten. Öyle. Bu dünyanın manyetik alanıyla da alakalı. Unutkanlık
dalgınlık, ne yapacağını bilememe, kararsızlık, kime inanacağını bilememe, bu tür durumlarda dediğim gibi hep kalbimize dönmemiz gerekiyor ve ayağımızı yere uzatmamız gerekiyor, yere basmamız gerekiyor. Yani ayağını yere sağlam basmak gerekiyor ve unutmamamız gereken en önemli şey. Bunların hepsi geçecek. Ya çok güzel, çok güzel bağladın. Evet. Kesinlikle. Ya geçmeyen hiçbir şey yok. Hepsini atlatacağız. Ben de hep şunu söylüyorum. Aslında öyle bir dönemdeyiz ki küçük şeylerle mutlu olmayı öğrendik. Çok doğru. Evet. Basitleştir, evet. Sadeleştir. Evet, sadeleşmeye gidiyor diyorum size. Her şey doğallığa gidiyor. Aynen. Öyle bir enerji çekiyor insanlar artık. Aynen. Bir de ben eklemek istiyorum. İç sesini de kalbini dinlerken. Evet. Değil mi? İç sesini de ego ile karıştırmamak şartıyla muhakkak dinlemeleri gerektiğini söylüyorum ben. Çok artacak zaten ya. Sezgiler inanılmaz yükseleceği bir dönem. Yani, bizde de onun karşılığı Satürn hala Akrep'te görünüyor ama Ketu Aslan'a geçtiğinde yani Şubat başı gibi yaklaşık kare oluşturacaklar. Ve Ketu bizde aynı Neptün gibi çalışır. Neptün'ün karşılığı hep sorarlar hani Satürn ötesi gezegenler yok ne yapıyorsunuz diye. Halbuki Ketu tamamen Neptün gibi çalışır. Aynı birebir. Dağıtıyor yani. Tabii dağıtıyor, pusu gösteriyor. Geçmişten getiriyor. Geçmişten getiriyor. Var. Aynen öyle. Aynı birebir. Evet. Şeyde Rahu'da Plüto ve Uranüs gibi çalışır. Uranüs daha ağırlıklı olmak üzere. Aynı bu enerjiyi verir. Dolayısıyla benzer şey bizde de var. Yani birebir bu bahsettiğiniz, verdiğiniz öneriler kesinlikle Ketu ve Satürn karesi için bizde de öyle. Birebir geçerli. Birebir geçerli. Aynen. Çok güzel. O zaman ne yapalım? Bir de burçlara bakalım. Ya valla Hande'cim şimdi biz özellikle bunu bekliyoruz zaten. İzleyicilerimiz de diyorlar ki herkes güzel ama bir Hande'yi de dinleyelim. Evet. O zaman böyle kısa kısa şimdi çok güzel anlattı astrolog arkadaşlarım ve bu masa başında gerçekten 2016'yı değerlendiriyoruz demiştik. Şimdi ben hangi alanlarda şanslı olduğunuzu söylediğimde bilin ki sizi genişleten, daha fazla büyümenizi sağlayan, daha fazla kendinizi göstermenizi sağlayacak şanslar ve fırsatlarla karşılaştıran Jüpiter'den bahsediyor olacağım. Her zaman da burçlar için bir yandan şanslı, bu alanlarda şanslısınız derken bir yandan da sizi daraltan, sorumluluk yükleyen, elinizdekini alıp bakalım bunu aldığımda karşı tarafın tepkisi ne olacak diyen Satürn'ün döngüsünden bahsedeceğim kısacık. O yüzden diyeceğim ki burçlar için şu alanda şanslısınız, şu alanda bir terazi olduğum için kibarlığımı bozmadan önemli testleriniz, sorumluluklarınız var diyeceğim. O önemli testler, sorumluluklar bilin ki Satürn arkadaşlar. O halde başlayalım, koçlarla başlayalım. Özellikle bu yıl koçlar iş, hizmet ve sağlık alanlarında çok şanslı etkilere sahip olacaklar. Ama bu şans her zamanki gibi belirli şekillerde karşılarına çıkmayabilir. Çalışarak, özveride bulunarak, yaptıkları işi detaylandırarak, mükemmelleştirerek bu yolda adımları hızlanacak sevgili koçların. O yüzden bu sene iş alanlarında şanslısınız sevgili koçlar. Bir yandan da sağlığınız yıl boyunca size çok fazla sorun çıkartmayabilir. Ama ben özellikle yakın arkadaşlarımdan da görüyorum. Yükselen koçlar için söyleyeceğim. Biraz doğal beslenmeye, diyete, hijyene fazla takıldıklarını da görebiliyoruz. Çünkü Jüpiter girdiği alanları genişletiyor ve Başak Burcu'nda bu konuları birazcık daha fazlasıyla gözümüze sokacak. O yüzden bu konuları çok abartmadan ilerlemeye çalışın sevgili koçlar. Hangi alanlarda önemli sorumluluklar üstleneceksiniz? Bu sene seyahat, eğitim, yabancılarla yapılacak işler, medya, hukuk alanlarında, eğitimsel konularda çok önemli sorumluluklar üstlenerek yolunuzda devam ediyorsunuz. Bu alanda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Nasıl? Konsantrasyonunuz eğer yüksek olur, bilginin derinine ulaşmayı isterseniz bu alanda önemli sorumluluklar sizi bekliyor olacak. Özellikle öğrenci koçların bu sene bir parça da olsa zaman zaman özellikle yaz dönemine doğru giderken zorlanacaklarını görüyoruz. Biraz sıkı çalışmayla, gayretle bu işin üstesinden gelme olasılıkları da yüksek görünüyor. Boğalara geçelim. Boğalar için aşk yılı diyebiliriz. Aşk hayatları keyifli. Aynı zamanda çocuklarıyla olan ilişkileri, çocuklarıyla olan bağlantıların önem kazandığını söyleyebiliriz. Ama ne diyoruz? Her zaman bunu da hatırlatalım. Yine bu konularda biraz çaba sarf ederek, uğraşarak, kendilerini göstererek bir anlamda bu alanlarda bir takım şanslara sahip olacaklar. Özellikle sevdiğiniz insana karşı zaman zaman aşırı eleştirel tavırlarınız da ortaya çıkabilir. Özellikle aşk yaşıyorsanız bu konulara dikkat etmekte fayda olacak. Peki hangi alanlarda testler
altında olacaksınız. Ortaklaşa parasal konularda bu yıl önemli testler ve sorumluluklar sizi bekliyor. Özellikle toprak grupları para isteme benden buz gibi sorum senden gibi tavırlarla hayata yaklaştıkları için özellikle sevgili boğalar para kazanma konusunda çok önemli bir yeteneğiniz var. Ama bu konularda bu sene başkalarının sorumluluklarını üstlenmek durumunda kalabilirsiniz. Çok önemli bir borcun altına girmeyin. Başkalarına kefil olmayın ve parasal sorumluluklarınızı bilerek ilerlemeye gayret gösterin lütfen. Hemen ikizlere geçtik. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, bu sene şans ve fırsatlarınız ev ve aile konularından karşınıza geliyor olacak. Ailenizle olan bağlantılarınızı arttırabilirsiniz. Onlarla vakit geçirmek, huzuru evinizde bulmak önem kazanabilir. Yine onlarla olan paylaşımlarınızda aşırı mükemmelliyetçi ve zaman zaman aşırı eleştirel yaklaşımlar da sergilemeniz söz konusu olacak. Bir yandan emlak, gayrimenkul, alım, satım konularında da bu sene önemli şanslar altında olabilirsiniz. Yine bu alanlarda çok çalışmak, gayret göstermek ve işlerinizi detaylandırmak şartıyla elbette ki. Peki hangi alanlarda testlere tabi tutulacaksınız? Bu sene özellikle 30 Mayıs ve 8 Haziran doğumlu ikizler burcu evliliklerinde önemli testlere ve sorumluluklara tabi tutuluyor olacaklar. Özellikle otorite figürleriyle, erkek figürleriyle olan bağlantılarınızda bir takım sıkıntı ve sorunlar, problemler görülebilir. Aynı şekilde sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir yıl içerisinde olacaksınız sevgili ikizler. İlişkinizde ne kadar samimisiniz, ne veriyorsunuz, ne alıyorsunuz ve ilişkilerinizde en sizi zorlayan noktalar neler? Bütün bunlarla yüzleşeceğiniz bir yıl içerisinde olacaksınız. Ama merak etmeyin, aile hayatınızın alacağı olumlu etkilerle bir anlamda ilişkilerinizde toparlayıcı durumların da oluşması söz konusu olabilir. Yengeç burcuna geldiğimizde sevgili yengeçler bu sene satış, reklam, pazarlama, tanıtım, iletişim konularında çok büyük şanslar ve fırsatlarla karşılaşabilirler. Bu alanda bir işiniz varsa bu işinizi büyütmek, bir anlamda bu işinizde daha fazla kendinizi göstermek, çalışmak, çabalamak, işinizi detaylandırmak gibi konular ön planda olacak. Yine yakın çevre, akraba ve kardeşlerinizin hayatındaki güzel gelişmeler sizin hayatınıza da olumlu yansıyabilir sevgili yengeç ve yükseleni yengeç olanlar. Bir yandan da Satürn, iş, hizmet ve sağlık alanlarında sizlere önemli sorumluluklar yükleyecek. Yaklaşık 2 yıl boyunca işinizle ilgili konularda ne kadar samimi olduğunuz, işinizden mutlu olup olmadığınız, kendinizi yeteri kadar gösterip göstermediğiniz ve işinizin yeteri kadar sizi tatmin edip etmediğini görüyor olacaksınız. Ve buna göre bir takım yaşayacağınız olaylar karşısında alacağınız sorumluluklar da artıyor olacak. Bir yandan da sağlığınızla ilgili özellikle günlük hayatınızın rutiniyle ilgili konularda önemli sıralamalar ve önemli sorumluluklar üstlenmek durumunda kalabilirsiniz sevgili yengeçler. Aslanlara geldiğimizde aslanlar bu yıl parasal konularda şanslı etkiler altındalar. Geçtiğimiz yıl hayat girişimlerinizi başlattınız sevgili aslanlar. 12 yılda bir gelen bir şansla karşılaştınız ve bir takım girişimlerde bulundunuz. Şimdi bu yıl bu bulunduğunuz girişimlerin, bu attığınız adımların karşılığını almak için bazı fırsatların karşınıza geldiğini görüyor olacaksınız. Yine çalışarak, yine detaylandırarak, yine uğraşarak gelecek para ama bir şekilde maddi konularda güzel getirilere sahip olacaksınız. Hangi alanlarda önemli sorumluluklar üstleniyorsunuz? Özellikle çocuğunuzun sorumlulukları, aşk hayatınızın sorumlulukları, hayata bir parça da olsa ciddi gözlerle bakmanıza sebebiyet verebilir ama siz hayatınızı organize etmeyi seven bir burçsunuz. O yüzden de çok kolay bir şekilde etrafınızda olup biten olayları da organize edebileceksiniz ve bunların sorumluluklarının altına gireceksiniz sevgili aslanlar. Bir tek özellikle çocuğunuzla ilgili konularda çocuğunuzdan daha fazla hırslarınız ortaya çıkmasın ya da bazı noktalarda disipline etmek isterken çok fazla katı olmamaya özen gösterin lütfen. Ve Başaklara geldik. Bu yıl Başakların yılı biliyorsunuz Jüpiter Başak Burcu'nda ilerliyor.
Belki başaklar her şeyi çok ciddi anlamda detaylandırdıkları için, biraz endişeli ve kuruntulu oldukları için henüz bu şansın farkında olmayabilirler. Ama sevgili başaklar, 9 Eylül'e kadar çok önemli bir zamanınız var. Bu zaman zarfı içerisinde kendinizi geliştirmeli, girişimlerinizi başlatmalı, atılımlarınızı gerçekleştirmelisiniz. Bu yıl sizin yılınız ve her bir koldan, dört bir koldan çok güzel şanslarla karşılaşma ihtimaliniz de var. Evet, belki bu şanslar tak 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 merhaba ben şans hoş geldim gibi olmayacak. Biraz uğraşacaksınız, biraz çabalayacaksınız ama uğraşmaktan ve çabalamaktan sizin kadar keyif alan bir başka burç da olamaz doğrusu. Bu yüzden bu seneyi iyi bir şekilde kullanmaya özen gösterin. Ev, aile ve yuva alanlarınızda önemli sorumluluklar devreye giriyor. Bu sene belki de borcu altına girdiğiniz bir ev alımı yüzünden, belki aile hayatınızda anne babanızın derdi, sıkıntısı ve problemi yüzünden ailevi konularda ufak tefek sıkıntılar ya da sorumluluklarla karşılaşmanız söz konusu. Bir de özellikle sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir süreç içerisinde olacaksınız. Eylül başı doğumlu başaklar bunu hayatlarında daha fazla hissediyor olacaklar. Terazi burcuna geldiğimizde terazilerin maneviyatları güçleniyor. Manevi taraflarınızın daha fazla öne çıktığını görmeye başlayacaksınız sevgili teraziler. Yalnız kalmayı sevmeyen bir burç olarak, insanlarla paylaşımı ön planda tutan bir burç olarak bu sene belki de tek başınıza olmaktan, kafanızı dinlemekten, hayatı sorgulamaktan, anlamlandırmaktan büyük bir keyif alıyor olacaksınız. Bir anlamda geri planda durduğunuz her tür iş için çok güzel fırsatlar karşınıza gelecek. Hatta sırtınızda bir melek varmış gibi her tür sorundan, problemden kurtulduğunuzu, sıkıntı yaşadığınız konuların çok kolay bir şekilde etrafınızdan kaybolduğunu görme şansınız da yüksek olacak. Bu sene yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi kendinizi geliştirmek olmalı. Büyük bir hazırlık dönemindesiniz. Bu hazırlık dönemi 9 Eylül'de tamamlanacak. Jüpiter terazi burcuna geçtiği zaman, o zaman biz astrologlar bütün her yerde işte terazinin yılı başladı diyeceğiz. O yüzden de bu dönemi kendinizi geliştirme ve eğer eksik kalan taraflarınız varsa bunları tamamlama dönemi olarak düşünmelisiniz. Hangi alanda sorumluluklar var? Yakın çevre, akraba ve kardeşlerinizin sorumlulukları devreye girmeye başlıyor. Onların hayatında önemli durumlar ortaya çıkabilir ve bu durumları siz de üstlenmek durumunda kalabilirsiniz. Yine satış, reklam, pazarlama, iletişim alanlarında planlı ve organize bir şekilde ilerlerseniz bu yıl çok ciddi sıkıntılar yaşamazsınız. Ama sorumlulukların altına girmekten korkmayın lütfen sevgili teraziler. Zaman zaman bunaldığınızı, zaman zaman yalnız olduğunuzu hissedeceksiniz. Ama bütün bunların içerisinden inancınızla, bütün bunların içerisinden kendinizi geliştirdiğiniz alanlarla çıkmasını da başaracaksınız. Akreplere geldiğimizde akreplerin sosyal çevre alanları çok kuvvetli. Arkadaş çevrenizden, gireceğiniz ortamlardan çok ciddi faydalar ve yararlar sağlayacağınız bir yıl içerisindesiniz. Yeni insanlarla tanışmaktan korkmayın, gelecek planlarınızı oluşturun. Bu gelecek planlarınızın içerisinde yeni tanıştığımız insanların size verdiği fırsatlar da yüksek olacak sevgili akrepler. Bir anlamda işten elde edilen gelirlerinizde de güzel bir artış söz konusu olabilir. Bu sene en fazla parasal konularda sorumluluklar üstleneceksiniz. Ayağınızı yorganına göre uzatmak durumunda kalacaksınız ve parayla ilgili sorumluluklar yıl boyunca üzerinizde olacak. Yay burçlarına geldiğimizde yaylar bu sene en şanslı oldukları nokta kariyer alanları. Kariyer ve iş fırsatlarınız yüzünüzü güldürecek sevgili yaylar. Biraz mükemmelliyetçi, biraz detaycı, biraz mızmız, biraz kılı kırk yaran tavırlarınızla göz önünde bulunacağınız yerlerde insanlarla bütünleşme şansına sahipsiniz. Aynı zamanda evlilikle ilgili konu ve olaylar da gündeme yerleşebilir. Yine eşinizin ailesiyle olan bağlantılarınızın kuvvetleneceği ve bir anlamda onlarla daha fazla vakit harcayacağınız bir dönem içerisine de giriyor olabilirsiniz. Özellikle 30 Kasım 10 Aralık doğumlu bir yaysanız hayat size bir sürü sorumluluk yükleyebilir. Siz eğer bu sorumluluklarınıza büyük bir istek ve şevkle cevap verir ve bu sorumlulukların altından kalkarsanız ödülünüz çok büyük olacak sevgili yay ve yükseleni yay olanlar. Özellikle de sorumluluklarınızdan kaçmamak bu yıl önemli olsun.
ve siz ödevlerinize iyi çalıştığınız müddetçe yıldızınız da en güzel şekilde parlayacaktır. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Özellikle 30 Kasım 10 Aralık doğumlu yayların. Oğlaklara geldiğimizde oğlaklar özellikle hayatlarını kontrol edemedikleri bir yıl içerisindeler. Kadersel bir takım etkilere maruz kalabilirler. Satürn bu alanda onları test ediyor olacak. 29 yıllık bir dönemi kapatıyorsunuz sevgili oğlaklar. Bunu büyük bir temizlik dönemi olarak düşünün. İşinize yaramayan kim varsa, hangi konular varsa, hangi insanlar varsa, hangi olaylar varsa artık bu olayları hayatınızdan çıkarmanın vakti gelmiş bulunuyor. Sizin gibi kontrol delisi olan bir insanın ya da bir burcun kontrolü bırakması gibi bir durum söz konusu bile olamaz. Ama hayat yaşatacaklarıyla bu sene kontrolsüzlüğü size öğretmeye çalışacak. O yüzden hayat size öğretmeden siz azar azar bu sert tuttuğunuz, güçlü tuttuğunuz yuları gevşetmeye başlayın lütfen. O zaman hayattan çok da büyük darbeler almadan yolunuzda ilerliyor olacaksınız. Bunu bir temizlenme dönemi olarak görün. Peki hangi alanlarda büyüyebilirsiniz? Bir kere bu sene bolca gezeceksiniz. Hatta kendinizi süpürge gibi bile hissedebilirsiniz. Çat orada, çat burada. Gezeceğiniz yerler, ilham alacağınız insanlar, geleceğinizle ilgili konularda size çok güzel fırsatlar sunacak. Seyahatlerinizde, eğitim alanlarınızda, bir yandan medya konularında, yabancılarla yapılacak işlerde, hukuki meselelerde şans sizden yana. Bu sene öğrenci oğlaklar eğer derslerine güzel bir şekilde çalışırlarsa çok güzel şanslar yakalayabilirler. Bunun da notunu eklemiş olalım. Kovalara geldik. Kovalar bu sene ortaklaşa parasal konularda çok güzel şanslarla karşılaşacaklar. Bir kere ortak para havuzunuzda, eşinizle, ailenizle beraber oluşturduğunuz para havuzunuzda önemli fırsatlar ve şanslar sizi bekliyor sevgili kova ve yükseleni kova olanlar. Vergi, kredi, faiz, banka ödemeleri bu konularda şansınız yüksek olabilir. Bu sene önemli bir borcun altına girmek, bir kredinin altına girmek istiyorsanız çok açılmamak şartıyla bu süreci değerlendirmeye çalışın lütfen. Yine uzun zamandır problematik olan çözülmemiş bir miras konusu gündeme gelebilir. Bu süreçte ameliyatlarınız varsa yine bu sene şanslı etkiler altında olacaksınız. Bu sene dikkat etmeniz gereken konuların başında çevreniz ve arkadaşlarınızla olan bağlantılarınız geliyor sevgili kovalar. Arkadaşlıklara önem veren bir burç olarak bu sene arkadaşlıklarınızı gözden geçireceksiniz. Arkadaşlarınızla aranızda bir takım sıkıntı ve problemler olursa, hayatınızdan giden insanlar olursa bırakın gitsinler, artık hayatınıza bir anlamda hizmet etmiyor olacaklar ve siz de bütün bunları yaşıyor ve görüyor olacaksınız. Balık burcuna geldiğimizde bu yıl balıkları evlilikle ilgili konularda şanslı bir süreç bekliyor. Bekar balıklar bu sene evlenme, söz, nişan, büyük bir aşkla tanışma gibi etkiler altında olacaklar. Eğer evliyseniz de bu süreçte eşinizin hayatında çok güzel gelişmeler yaşanabilir sevgili balıklar. Taşınma ile ilgili bir süreciniz varsa bu yıl bu konularda da dikkatli olmak şartıyla, özenli davranmak şartıyla güzel ve keyifli etkiler altında olabilirsiniz. Yine bu sene tutulmalar Başak ve Balık hattında olacak. O yüzden bir yandan bazı noktalarda ilişkilerinizde bir takım sıkıntılar ortaya çıkarken bir yandan da ilişkilerinizde toparlayıcı durumlarla da karşılaşma durumuna sahip olacaksınız sevgili balıklar. Karşı tarafı çok fazla eleştirmemeye ya da karşı tarafın sizi çok fazla eleştirmemesine özen gösterin lütfen. Hangi alanlarda sorumluluklarınız olacak? Bu sene iş ve kariyer alanlarınızda çok önemli sorumluluklar elde edeceksiniz. Yaklaşık 7 yıl önce başlattığınız işlerinizin karşılığını bu süreçte alabilirsiniz. Ne ektiyseniz onu biçeceksiniz. O yüzden şöyle bir gözden geçirin. Yaklaşık 7 yıl önce neyi başlattınız ve bu sene bu başlattığınız konularla ilgili ne gibi durum ve olaylarla karşılaşma ihtimaliniz var? Yine de eğer sorumluluklarınızı bilirseniz kariyerinizde çok büyük adımlar ve güzel gelişmeler içerisine girmeniz de mümkün görünüyor. Evet, burç yorumlarımızı bitirdik. Artık programımızı da kapatmanın vakti gelmiş bulunuyor. Şimdi yeni yıl dileklerine geçeceğiz. Evet. Değil mi? Bu arada ağzına sağlık anneciğim, hakikaten. Yani ben eminim izleyiciler çok keyifle izlediler. Daha fazlasını öğrenmek isteyen, evet, Hande Kazanova'nın
2016'da Burcunuz ve Siz kitabını alsın diyelim alsınlar, o zaman. Alsınlar, evet. Sadece Jüpiter ve Satürn döngüleri verdik ama bu kitapta her şey gün gün, tarih tarih sizin hayatınıza hizmet ediyor olacak. Umarım alırsınız. O halde 2015 yılını güzel dileklerle kapatalım. 2016 yılında doğallığı tekrar yaşamımıza alalım. Bolluk ve bereket içinde olalım. Bilgiyi bilgeliğe çevirelim. Ve mutluluk her daim bizimle olsun. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.